Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır mıyız böyle? Rahat mıyız? Kendimizi rahat hissetmemiz lazım. 13. lema. 13. lema hakkında geçen ilk derste 15-20 dakika mukaddime yaptık. Denildi ki, yani hulasa, la ilahe, 13. lema, illallah, 14. lemanın ikinci makamı. La ilahe sistemden bahsediyor. İllallah sahibinden bahsediyor. Bu yani e'uzu billahi mineşşeytanirracim 13. lema, 14. lemanın ikinci makamı Bismillahirrahmanirrahim. Arada baktım 14. lemanın birinci makamı var. Niye bu buradadır diye kendimi ikna edecek bir cevap bulamadım. Nazm-ı mani itibariyle 13-14 peş peşedir. Fakat 14. lemanın ikinci makamı Bismillahirrahmanirrahim'dir. 13. lema Euzu billahi'den bahsediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim'den bahsediyor. Arada baktım arada ne var diye. Zaten bildiğimiz bir yer. Yani niçin var diye baktım. Birincisi sel ve hud. İki sual var. İkincisi de alaba hakkındadır. Yani euzu billahi mineşşeytanirracim ile Bismillahirrahmanirrahim arasında bunu koymuş. Kendim ikna olmuş değilim bu niye var. Ama bir iki tane hikmet hatırıma geliyor. Baktım ser ve hud meselesiyle bir yöntem usulden bahsediyor. Soruda böyle cevaba takılmayacaksın bazen. Yöntemi kavramaya çalışacaksınız. Yani yöntemi, sistemi. Orada 12 hani hadis-i şerifleri nasıl izah edilir? Olaylara nasıl bakılır? Nasıl yönetilir sistem? Sistem nasıl yönetilir? Yani hadis-i şerifler insan ya. Yani Kur'an'ın insandaki açılımı hadis. Hadis-i şerifler. O hadis-i şeriflerin 24. sözün 3. dalında usulü, ilmi usulü hadis. Onu havale ediyor. El-Servin Hut'ta 12 tane sistem. İkincisi de, ikinci sual, Ali Aba hakkındadır. Ali Aba hakkında Hazreti Ali Keremallah veçe radiyallahu anh, Fatıma-tı Zehra radiyallahu anh'a, Hazreti Hasan ve Hüseyin radiyallahu anh'ın ecmain, bu dördü yatarken Allah Resulü denk geliyor. Onun üzerine bir aba örtüyor ve dua ediyor. Onun sırrı nedir diye anlatılıyor. O da bir silsilenin, bir sistemin sahiplerinden bahsediyor. Fıtridir. Eski de derdim yani zaten soruda var. Nesebini mi koruyor? Oysa cibili ve fıtri bir tarafkirlik var. Milliyetçilik gibi. Ne kadar nurcu dahi olsa adam ya Türk milliyetçisi ya Kürt milliyetçisi ya bilmem yöresel milliyetçi olmuş. Acayip olmuşlar ya. Nurcu. Nurcu adam. Ama PKK tarafı sempatizanı. Nasıl oluyorsa aklım almıyor. MHP'li olabiliyor. Yöresel milliyetçi olabiliyor. Tarafkirlik olabiliyor. Acayip bir şey yani. Acayip bir sır. Acayip bir güç. Hemen şu bir cümleyle şey yapayım. Burada. Rüştü abi derdi. Yemekte söyledim değil mi? Kahvaltıda mı ne dedim size? Veya gece. Bak dedim.
İslamiyet'e, sayfa 17 yeni muhakematta, İslamiyet'e dahil olan ulema-i Yahudi, Yahudi uleması malumatlarıyla İslam'a girdiler. Sonra onlar İslam'a girince anlattıklarına nazar-ı musamaha ile bakıldı. Eleştirilse bakmadılar. Dolayısıyla İsrailiyat hikayeleriyle ayeti izah ettiler o alimler. İlk önce bir şey olmaz dediler. Ya öyle falan. Es-Selmuhut da bu cinsten zaten. Yani Beni İsrail ulemasının soktuğu bir şey yani. Ama hakikatsız da değil, izah ediyor. Ama İsrailiyat yani. Ustad ne kadar tevil etmeye çalışıyor. İbn Abbas'tan şey yapıyor. Mahkemata söylüyor yani. İlk önce böyle Müslüman oldukları için alimler hikayelerini de İslam oldu zannettiler. İlk önce bir tenkit görmediler. Böyle girdi. Dedi ki bu böyle olduğu gibi Nurcu olan bir kardeşimiz örf, anane, kültür ve geleneği de içimize sokuyor diyor. Hele vakıf olanlar. Yani çünkü ders yapıp mecra verecekler ya. Yani Adanalıysa Adanalı, Rizeliyse Rizeli, Erzurumlu. Kültürünü burada artık din oluyor, nurculuk oluyor. Yani elbiseyi çıkartıp giremiyoruz. Yani örf, anane, kültür, gelenek elbisemizi çıkartıp çıplak bir insan olamıyoruz. Onu da taşıyoruz. Vakıftır diye o ulema, Beni İsrail uleması Müslüman oldu diye hikayelerine, teşbih ve temsillerine nazar-ı musamaha ile baktıkları gibi bu adam Laz, bu Rizeli adam, vakıf olmuş, tamam dedi. Ama benim kültürüm, örf, ananem, gelenek, ana babamın nikahı, anne babamın bana yedirdiği helal, yaptığı eğitim tesir ediyor ahlakıma, davranışıma. O da girdi. Ondan sonra dershanede kalıyor, bu yaşta abidir vesairedir. Hikmeti vardır dedik. Böyle girdi işte. Bir sürü hikayeler giriyor, bir sürü ahlak giriyor. Nurculuk namı altında ne kadar batıl şeyler, davranışlar. Hikmeti var. Hiçbir hikmeti yok kardeşim. Yanlıştan başka hiçbir şey yok. Kim olursa olsun. Acayip bir şey. Hiç kimse ölünceye kadar garanti altına değildir. Aşiri mübeşeri hariç. İstersen ustazın mutlak vekili olsun. Beşeriyetten çıkmadı. Allahça semavi taraftan onaylanmadığı için herkes sorgulanacaktır. Herkesin davranışı, sözleri sorgulanmalıdır. Nereye göre konuşuyorsun? Edile şeriye. Ben dedim diye. Abi yaşlıdır diye. Örf ya. Anne babamdan aldığım bir ahlak var. Bir davranış var. O da nurcu oluyor diyor. İşte. Adam yanlış yapıyor. Hikmeti var diyor. Ustad bunu onaylamış diyor. La kardeşim onaylamış da hasenat seyyatıyla hasenatını onayladı. Seyyatını onaylamış kendisi söylüyor. Günahınıza şey değilim diyor. Nefsinize diyor kefil değilim. Ama imanınıza kefilim diyor. İmanınıza. Nefsinize kefil değil. Günah nasıl şey yapacaksın ya? Sahabe düşmüş de. Yani biz ahlaken de girmişiz. Ben dediğini kabul etmeyin diyor. Mihenge vurun. Ben dedim diye kabul, Allah razı olsun. Ben dedim diye kabul etmeyin. Mihenge vurun. Beni mihenge vurmanız lazım. Karadenizliliğin getirmiş olduğu haletle o da girdi işte. İçeriye girdi. İşte 14. Lema'nın El-Selvuhud meselesi Beni İsrail ulemasının İslamiyet'e dahil olunca onunla beraber giren bir mevzudur. Ama ille yanlıştır manası değil. Ustad onu tevil edip izah ediyor. Niçin buraya girdik? 13'te 14. şey bu sefer orada niye bunu araya soktu bu soruyu? Bir şey bakış yöntemi getiriyor. Bunu bahane yaparak. Bu mevzuyu bakışa şey bahane yaparak olaylara 12 tane farklı yöntem. 12 usul diyor. Yani 26. mektupta 10 tane mesele var. Hepsi birbirinden farklı. Yani illa tam birbirine uyum olması da şart değil. Yani orada mesela 10 tane mesele hepsi birbirinden farklı. Tabii. Yöntemden bahsediyor. Ben biraz böyle bir hastalığım var böyle.
İçine bunun doldurulan, içine doldurulan şeylerde fazla dikkatim çekmiyor da kalıplara, yönteme, arkası nasıl işliyor? O çok şeyime gidiyor. Mesela bir tane bir şey söyleyeyim size. Şimdi Allah, halife ne demek halife? Onun adına temsilci. Yönetici, evet. Onun adına ama. Sultan değil bu. Sultan yönetici olur. Halife bir şey adına temsilci. Diyor ki Cenab-ı Hak, mesela Peygamberimizin aleyhisselatında halifeleri var. Allah'ın da halifesi var. Diyor ya ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. İnsan. Halifeyi arz. He? Halifeyi arz yaratacağım. Allah'ın halifesi. Şöyle bir dur hele, bir dur. Bir dur. Ben onlardan takip ettiğim bir gayem var ki onların günahlarını nazara etmem. Şimdi insanın bir yönü var ki halifelik tarafı var. İnsanın beşeriyeti var. İnsanlığı var, fıtratı var, hilkatı var. Beşeriyeti ana baba oluşumuz, işte günah muna. İnsan oluşumuz, aynı darlık, aynı isamet oluşumuz. Fıtratta ene. Ene tarafımız. Hilkat ise, bana şu bakan, benim anladığım, Allah'ın halifeliği yani sırrı insani başka bir şey ama başka bir şey. Onun için Cenab-ı Hak böyle neyse girmeyelim. Yani Allah'ın zatına aynı orası. İnsanın hilkati mahiyetidir. O mahlukiyeti değil. Halifeliğin sırrı orada Allah adına yeryüzünde bulunuyor. Yani ibadet yok orada. Orada bir şey yok yani. Halife oluşu var. Ne demek halife oluş? Allah onda tayin ve teşahhus ettiği için halife olmuş. O zaman böyle günahtır. Niçin anlattım bunu? O cihetle, halifelik tarafıyla oruç tutmak, namaz kılmak, günah, sebap, orada sebap, mebap, günah yok. İman gaybadır. Orada artık tayin ve teşahhus var. Başka bir şey. Şimdi bir daha toparlıyorum. 13. lema Euzubillahimineşşeytanirracim sırrına dairdir. 14. lema Bismillahirrahmanirrahim'in sırrına dairdir. Aradakini anlatmaya çalıştım. Ali Abad'a bu şeyi farkındalığı. Farkındalık ne demek? Kardeşim, ilim sahibi olursunuz da sahip olduğunuzun sahibi olamayız. İlim bilmek ayrıdır, bildiğini bilmek ayrıdır. Çok apayrı bir şeydir. İlim bilmek ilimdir. İlim, bildiğini bilmek ilmi siyasettir. Değişik bir ilimdir. Yani Allah elmayı yarattı. Oraya bakarsanız alim olursunuz. Ama Allah elmada kullandığı ilmi elde ederek Allah'ı anlayamazsın. Allah'a varırsın. O başka bir ilim. Elmayı yaratmakta kullandığı ilmi biliriz. O ilimle potansiyelimizi aktif ederiz. Sistemi çalıştırırız. Onun arkası, elmanın arkasındaki zatı anlama ilmi başka bir ilim. Şimdi 13. lema la ilahedir. 14. lema illallah'tır. La ilahe illallah. Birisi red, birisi onaylamak. Terk-i kebair, celbi nafi, celbi farz. Nedir? Terk-i kebair, celbi nevafi midir? Terk-i kebair. Celbi, defi mefasit, celbi nevafi. Nevafi mi diyor? Celbi nefa, raci. Nefa, ha. Celbi nefa, ha onu demeyeyim. Defi mefasit orası. Şimdi şeytanda böyle bir sistem. Buradaki adı şeytan. Ama arkası bir sistem.
Şimdi birinci işareti okuduk. Birinci işareti, suali okuduk. İkincisindeyiz. 13. lema 13 tane işaretle yapıyor. Hazırız değil mi? Bazıları kaldıramıyor böyle. Çok tuhaftır. Peygamberler, ya kardeşim peygamberler burada mahfuz ve masumdur. Ama Mektubat 43. sayfada mı diyor? Malum günahla diyor. Cehennemde günah işlemiş yani. Hem de cennet, şey cehennem diyorum tabi. Cennette. Malum günahla diyor. Acayip bir şey değil mi? Yani cennette günah olur mu? Göstereyim de ilginizi çeksin yani. Yani böyle şey yapıyoruz. Kraldan daha ileri kralcı olmamak gerekiyor. Yani böyle 12. usulle bakmak. Bak 42. sayfa. Ha bak kardeşleri de göstereyim. Bazı burada geçiyor. Diyor ki muktezai fıtratları olan malum günahla. Malum günahla. Ha, tamam. Çok insana bu keyif veriyor bunu demesi. Ben tam tersine şaşırmam değil. Vay be, cennette de oluyormuş. Olmuş ya. Yani dünyada bana fetva çıkarmak değil, fıtratı anlamak adına bana ipuçları veriyor. Fıtratları, yazılımı. Burada ifade edilirse günah, orada günah değil o. Ondan sonra yani fıtrata yana işleme meyli ortaya, ama affedilme meyli de ortaya çıktı. O zaman çıktı. Tövbe sistemi o zaman çıktı. Aslında tövbenin üstünü kaldıran bir şeydir bu. Günah dediğimiz şey. Mesela günahlar tevazunun sebebidir, biliyor musunuz? Adam günah işledi, şey sevap yaptıkça ben yani. Ama günah düştüğü zaman yaptığı hayır ve hasanetten insan kibirlenebiliyor. O zaman günahını kullanacaksın. Hasan hatırlıyor musun? Falan yerde yaptın günah. Hatırlıyorsun değil mi? Şu sebabın değil gururlanmak. Ya ona kefaret olsun yeter. Diye işe yarıyor günah. Seni iki büklüm ediyor. İkinci işaret sual. Şerri mahs olan şeytanların icadı. Değil mi? Bir. Ehli imana taslitleri. Ehli imana musallat ediyor. Kafire etmiyor. Çünkü zaten bitmiş. Üç. Onların yüzünde çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Tamam. Dört sistemi anlatıyor. Acaba diyor, cemili alel itlak, her yönüyle mutlak, rahimi mutlak ve rahmani bil hakkın rahmeti ve cemali bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor, nasıl cevaz gösteriyor? Ya tamam da, şerri yaratmasında, ehli hakka musallat etmesinde, onların yüzünden çok insan cehenneme giriyor, çirkin görünüyor. Soru bitti üç tane. Üç tane soru bu. Şimdi diyor ki bu sorunun üzerine soru koyuyor. Aslında ötekiler soru değil. Hüküm. Şer-i mutlak, şer-i mahs olan şeytan. Tamam, soru değil ki. İki, ehli imana taslitleri, soru değil, ehli imana musallat oluyor. Üç, şeytanların yüzünden çoğu insan kaybediyor davayı. Sonsuz hayatını kaybediyor. Şimdi bunlar varken her tarafıyla mutlak hayır olan Rahman ve Rahim ve hikmet sahibi olan Allah bunu böyle niye yaptı? Niye müsaade ediyor? Nasıl cevaz gösteriyor? Yani bu şekilde resim ne dedi dersten önce? Acaba böyle şeytanı bu şekilde izah eden, anlatan bir eser var.
Bu kadar veciz. Ben bilmiyorum, duymadım. Şu mahs diyor abi. Şer, ama şeytan bütün şer değil, şerri mahs diyor ya. He, şerri mahs'tır diyor. Ama bütün şer olmadığını izah ediyor. İşte aşağıda değil mi? Sual olduğu için mi acaba bu şekilde kullanıyor? Tabii bunun bu soruyorlar ya. Yok. Sureti şer-i mahzdır. Sanat-ı fıtresi iktizasınca şer yapıyor. Hmm. Hani şeyde işaret edeceğiz de geçiyor ya. Yani şeytana marifet var mı? Sanat-ı fıtresi iktizasınca hep şerdir. Sureti şer. Yani bir şeyi arkadaşlar Esma ile yapayım. Evveluhu ciheti var. Ağacın çekirdeğine benzer. Ahiruhu ağacı meyvesine benzer. İzahın. Bazı soruların cevabı evveluhu iledir. Bazı soruların cevabı ahiruhu meyve iledir. Bazı soruların cevabı zahiruhu ağaca. Bazı soruların cevabı da batinuhu. Yani gözükmeyen tarafıyla. Bazı diğer sorular da bu dördünün bütünselliğidir. Bunu yapalım. Her şeyin zahirisi var, sureti, eylemdedir. Yani dış dünyada, mesela içki, kumar, zina vesaire. Bu sureti, bu fiillerin insanın içinde nasıl karşılık buluyor ki haram denmiş. Sureti, gir içeri insanda, karşılığı insanda, bunu unutmayacaksın. Bu ezber olacak abiler. Her şeyin bir sureti var, eylemdedir. Şeytan, zina, içki, kumar, haram, namaz kılmamak. Oruç tutmamak, suret. Bu insanda nasıl karşılık buluyor? Sureti, gir içeri, insanda kanuniyeti. Bunların, bu günahların esmadaki karşılıklar, mesela şeytan, mudil esmas. Nereye dayanıyor? Yani daha arkasında Allah'ın zatına bakıyor. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Zahirde şeytan, şer-i mahz. Ama insan içinde değildir. Ahsen şu külüşin halaka yani diye bir şey bizzat ya bizzat güzel ya neticeler itibariyle güzeldir. 18. Bu netice itibariyle güzel olur. Ha yani insandaki karşılığı neticede değil, insanda yani onu söyleyecek. Şu meseleyi çoklar sormuşlar, çokların hatırına geliyor. Şeytanın vücudunda cüz-i şerler ile beraber şeytanın vücudunda cüz-i şerler ile beraber birçok makasid-i hayri-i külliye. Makasid-i hayri-i külliye ne demek? Külli maksatlı hayırlar, gayeler. Külli maksatlar. Şeytanın sebep olduğu külli hayırlı maksatlar. Bir de kemalat insani vardır şeytanın vücudunda. Bir daha düz okuyayım. Şeytanın vücudunda cüz-i şerler ile beraber birçok makasid-i hayri külliye ve kemalat insani vardır. Demek ki şeytan surette şer-i mahzdır, insanda ise makasid-i hayri külliyeye sebeptir. Külli hayırlara vesiledir, maksatlarımıza. Bir de kemalatımıza sebeptir. İnsanın içinde. Dış dünyada şerdir. İşte öyle değildir. 12. mektupta sonra bir şeyin diyor yaratılması onun neticelere bakar diyor. Evet. O süsü neticelere. Değil mi? Mesela bir arkaya da gitsek şeytanın vücudu mudil esmasıdır. Evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Değil mi? Bir çekirdekten hayal edin. Bir çınar ağacını düşünün, çekirdekten meyveye kadar. Ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Yani şimdi bizi yürütüyor, öyle kuru bir cevap vermiyor. Yani bir hikmetini sırf anlatmıyor. Ne yapıyor? Şimdi istidadı anlattı. İstidatta nihayetsiz meratip var. İstidatta. Dün önceki derste anlatmıştım. İnsanın fıtratında. İki derste biraz da nebze şey yaptım. Yani insanda bir halife oluşu. Bak şerine nazar etmem diye işaret edeceğiz da.
Çok acayip ya. İnsandan takip ettiğim öyle acayip gaye var ki diyor. Allah Allah. Yani ben diyor onun şeyine bakmam diyor. Bak sayfa 199'da diyor ki bak arkadaşlar şurada yeri gösteriyorum ki. Şurada, şu tarafta. Diyor قَالَ اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعَالَمُونَ de söyle. Benim diyor, hani melekler itiraz etmiş, kan dökecek şurada. قَالُ اَتَجَلُوا فِيَا مَنْ يُفْسِدُونَ فِيَا وَيَسْفِكُ الدِّمَّا Yani kan dökecek kimseleri, yerde fesat çıkacak kişileri yaratacaksın. Allah diyor ki benim beşerin hılkatı hakkında, benim beşerin yaratma hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırı için fesatlarını nazara alma ferman etmiştir. Ya Rabbi ya. İbrahim bak güldü değil mi? Ne kadar rahatladık değil mi? Ama o hikmet neden acaba? Ben biraz böyle şey yapmaya hissettim ama anlatmaya çalışayım ki yanlış anlaşılır diye orada durdum. Mesela bak, benim gömleğim. Ben diyen arkada değil mi? Hep duyduk ama bir şey anlatacağım şimdi. Gir içeri, benim atletim. Benim vücudum. Halifeyi anlatacağım. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım anlamaz. Ben diyen hala arkada. Benim ruhum. Ruh önde. Bir de ben olan ben. Artık ben denilemeyecek bir şey. Ben diyen. Sahiplenecek bir şey yok da. Benim ruhum diyen. Başka sahiplenecek bir şey kalmadı. Onun adı Ene. O ben olan ben. O da Resul verilmiş. O da emanet. O da emanet verilmiş. Olmayan sen, olmayana verilmiş. O kim o zaman? Kimsiz. Hani o bile verilmiş, sırrı insani. Bu halife, Allah'ın halifesi. O ne demek o? 9. sayfa şu anlar. Allah onda, sırrı insanda. Yani şöyle, Allah ve ben de. Düşün tamam mı? Ben de, İbrahim iyi bakıyor mu? Ben de, o var. Ben de, o var. Şimdi elimi kaldırmayayım bak. Ben de, o var. Nasıl oldu bu? Onda ben olduğum gibi. Burada bu ene mekansız mekan havalimanı olacak ki uçak insin. O ene denilen vasıfsız, sıfatsız, mahluk olmayan, benim ruhum diyen o eneye pist kabul et. Oraya hiç benzemeyen pist düşün, asfalt, uçak indi. İnsan indi yani. Ene pist. Oraya uçak indi. Uçağın içi insan. Onun adı sırrı insani. O halife. Ne var orada uçağın içinde? Yani o sırrı insan. Sayfa şualar 9'da. Allah taayyum ve teşahhus etmiş. Allahu alem sır bu. Hani diyor ya hadis-i şerifte. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. İşte burada da öyle diyor zaten. Benim beşerin hılkatı hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam. Niye? Şöyle diyor. Bu kadar fesat, şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk'a İbadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır sormuşlardı. Bir de 26'da bir şey var. Onu göstereyim size. Acelemiz yok yani de. Böyle... Abi yine İsa Resulü Cezada diyor ya, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vücudu için diyor. O diyor bütün beşerin ifsadatlarını setre diyor. He ya. O nerede onu açsana bunu. Şeyde de 26. sözde de var. 26. sayfada işaret üzerinde diyor ki Cenab-ı Hak gani mutlaktır. Alemde bu kadar dalaletleri ve pek
çirkin, fena şeyleri yapan nevi beşerin yaratılmasında ne hikmet vardır? Çok acayip yani, tamam mı? قالوا أتجل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء yani fesat çıkaracak kan dökecekleri niye yaratıyorsun? Allah'ın verdiği cevaba bak. قال إني أعلم ما لا تعلمون benim beşerin la ta'lemun benim beşerin hılkatı hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırlası için fesatlarını nazara almam. Ferman etmiştir. Şu 200'de abi sayfa... Nerenin? Sayfa işaret olacağız. 200 kaç? 200 paragraf 2 abi. Tam daha yanındayım. He. Oku bakayım. Allah seni terbiye etmiştir bak orada abi. Nerede? Ha Allah seni terbiye etmiştir. Ha, tamam. Devam et abi oraya. He. Allah seni terbiye etmiştir diyor. Kime diyor? Peygamber'e mi diyor? Evet abi. Haddi kemala eriştirmiştir ve seni beşere mürşid kılmıştır ki fesatlarını izale edesin. Allah'ım. Esas cümle şu. Ona şaşırdım da çizmişim bak aha şurada. Burada görün diye bak burada. Demek nevi beşerin en büyük hasenesi sensin ki onların mefsedetlerini setrediyorsun. Allah bizim günahlarımızı görmeye peygamber dikiliyor. Buna şeye benziyor. Hemen dikildi de. Rahmetli annem, rahmetli babama dikilirdi. Dövecek ya. Sabahtan beri yoksun. Deredeyiz. Televizyon almış. Baba anneme de vurduğunu da hatırlıyorum sopayla. O kadar vurdu ya. Çekil diyor. Kare diyor. Çekil. Öyle vururken ona da denk geldi. Ama anne denk gelmese bir şey anlatmak için söylüyorum. Duman edecek vallahi. Duman anne. Şimdi tövbe tövbe tövbe. Benimle Allah arasında peygamber dikilmiş. Bak ne diyor? Demek Nebi Beşer'in en büyük hasenesi sensin ki onların mefsedetlerini setrediyorsun. Annem beni örtüyordu. Babam dövmesin diye. Allah da bizi şey yapmasın diye. Şey yapıyor. Ok öyle. Beşeri gizli günahlarımız var abi. Onları set. Set ediyor. Öpeyim değil mi? Abi o bir hikmetin var. Nazarına onların fesatlarına bakmak. Bakmıyor Allah. O hikmet... Bir tane peygamberin örtmesi. Bir tanesi de halife oluşu. Yani İbrahim sakın ha ne olur. Cehennem, cennet böyle bir derdiniz olmasın. Yani cennet gayeniniz olursa ben size söylüyorum kesinlikle. Cennet gayesi olan cehennem endişesi olur. Biz Rıza-i İlahi'ye muhatap olacağız. Gaye o. Yani Allah'ın halifesi olma liyakatını, sır insanı. Hani diyor ya, Allah diyor ki herkesin bir sırrı var. Fatih Sultan Mehmet demiş ki, benim sırrımı, şu sakalımın kılı bilse onu söküp atarım. Kesmem, söküp atarım. Bazı insanın bir sırrı var kendisine ait. Bir sır var başka bir sır. Biraz düşük ailesine söyler. Başkasına demez. Başka bir sır mertebesi var. Onun şeyi söyler. Arkadaşın dışarıya. Dostunuz. He, Allah da diyor ki benim bir sırrım var. Kimseye deme. Ne diyor o ya Rabbi merak ediyoruz. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Nasıl yani nasıl anlıyor? Sen ben sana göre ben neyim? Sırrım, sırsın değil mi? Ben de sen de öyle bir taayyü ve teşahhusun var ki sırrımsın. Yani insana bu sırrı açma nispetinde Cenab-ı Hak onda taayyü ve teşahhus ediyor. Evet, o sırrı aralarsan Allah o anda taayyü ve teşahhus ediyor. O nispet. Veya Allah sende taayyü ve teşahhus ettiği kadar sırrı insanına. Mesela biraz önce derste şöyle demiştim. İlim elde edersin. Herkes elde eder. Ama ilmin dışında başka bir ilim var. Yani nedir o? Bildiğini bilmek bildiğine benzemez. Üstad mesleği de der ki her şeyin akli olmadığını, akılla olmadığını, akli olmadığını aklımız da söylüyor. Her şeyi ilme bağlamak var ya,
Onlar kaybediyor. İlim subutu sıfattandır. Zatı sıfatta ilim yok. Şunatta zaten hiç yok. Ha, insanda halifelik var arkadaşlar. O zaman bazı şeyler böyle biz bazen hissediyoruz, anlatamıyoruz ya. O hissettiğim üstün değil mi? Tabii tabii. Mesela his, ilim nerededir? Dimağın dördüncü mertebesinde. Tasdik denilen ilimdir Üstad. Ayet-i Kübra'da. Tasdik'e geliyorum. Kaçıncı? Dimağdaki mertebesini söylüyorum. En dışarıda. Tahayyül. Tasavvur. Tahakkul. Tasdik. Sonra izan. İltizam. İtikad. İlmin mertebesi dört. Zaten Hazreti Ali dört. Birincisi sadakat. Ebu Bekir. İkincisi hikmet, şeciat, iffet. Hikmet, şeciat, iffetin cemi olan adalet. Ömer. Üçüncüsü içsel enfusi. Yani sistem, sistemin farkındalığı. Yani hayal diyeceğim de suret olur. Farkındalığı. Osman, Hazreti Osman. Dördüncüsü Hazreti Ali ilim. İslamiyet'in esas diyor. İşaret edeceğiz de abi. İlim ve akıl diyor. Evet. Esası bu. Ama onun arkası var daha. Çünkü sıbıtı sıfattandır ilim. Şimdi burada ne diyor? Onların mevsedetlerini setrediyorsun. Ben at kusur yaptığım zaman babam beni döveceği zaman annem setrettiği gibi. Demek ki yani o halifelik sırrını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tam ortaya koymuş ki nasıl olsa ben Cenab-ı Hak yani bir temsilat olmaz ben diyor meyvemi almışım diyor. Sen, ama bu soruda şöyle çıkartıyorlar Vehhabiler. Diyor ki yani sanki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan daha merhametli değil o. Burada bir sistem anlatıyor. Sultan. Allah'ın sistemi. Yani mesela selam veriyor, selam veriyor. Allah'a şükür. Ama o Esma'nın sistemi böyle. Zaten onun da sahibi o. Bilmez mi o? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da o yarattı. Tayin edin. Kemal manada inkişaf et. Yani insan ancak onunla kemalata girebilir. Evet. Onsuz kemalata uğraşamaz mı bir insan? Evet. Yani onsuz olmaz. Sen set ediyorsun. Bu şeyle en çok hoşuma gidenlerden, arka yazılımlardan bir tanesi tövbe sistemini malum günahla Adem Aleyhisselam'ın üstüne açmasıdır. İyi ki oldu. Allah'tan razı olsun. Eğer o tövbe vesaire o günah malum günah olmasaydı tövbe denilen bir sistem çalışmayacaktı. Bilinmeyecekti. Biz de ona tutunduk. Tövbe bilinmeyecekti. Ondan sonra günahlar yayıldı. Silinme yok. Ne kadar kötü olurdu? Mehmet Ali soruyorum. Ne kadar kötü olurdu? Çok kötü olurdu. Ha, o zaman iyi ki yaptı o günah. Çünkü o zaman ne olurdu biliyor musun? Allah'ın rahmetini bize merhametin gelmesi set olurdu. Set olur. O zaman iyi ki yaptı değil mi o günah? İyi ki yaptı. Bak mesela bazı günahlar ne yapıyor bizi? Hasan diyor bana. Bak aferin lan senin gibi var mı? Bak bunları yaptığını anlattın falan böyle. Çakkalar geliyor ya üstünlük böyle taslama. Firavunluğumuz var ya o alçaklıklarımız. Böyle bir şey sanki bir şey varmış gibi havalara giriyor ya. O zaman geçmiş günahımız var ya. Alçak. Şu işlediğin günahı hatırlıyor musun? Ya şu yaptı Allah'ın ikram ettiği şu sebabı. Şu sebap. Ha o günah bir durdursun da. Onu affettirme vesile olsun da başka bir şey isteme. O zaman günahlar bizi böyle iki büklüm ediyor. Mütevazı yapıyor. Mütevazı ediyor bizi. O işte kullanıyorum ben çok. Diyorum ki sen hatırlıyor musun? Şu günahları mektep okudun. He? Şu günahları hatırlıyor musun? Ya? Şu dersler ya kefaret olsun. Ya. O zaman herkesten müflis görüyorsun kendini. İyi ki o günahı yaptı ki bize tövbe sistemini açtı. Yoksa günahlarımız katlanacaktı. Güneş doğmayacaktı. Duvar gibi olacaktı. Günlük ne kadar günahlar olur. Öf. Böyle bir izah olur. Böyle bir eser. Ne kadar hoş ya. Ne kadar şükretsek az ya. Tanrı. İşte bilmeler ne kadar şey içinde. Ne kadar buhran içinde. Buhran içinde. Bunun eğilleri ya.
Eğirleri ne kadar buhranıcı. Zaten diğerleri düşünmüyor ki. Devam edeyim. Demek ki sureti şeytan, arkası makasidi hayri külliye kemalat insaniyet. Şeytanın. Sureti barış, şeytan. Sureti. Arka tarafı, bizdeki karşılığı makasidi hayri külliye kemalat insani sisteminin zemberi, benzini. Ha, nurcuların mazotu var ya. Nedir o? Çay içmek. Birçok makasidi hayri külliye ve kemalat insaniye vardır. Evet. Yani çabuk gitmeyelim, böyle gidelim diye. Yani nasıl okuyacağız bunu. Ve bir çekirdekten koca bir ağaca kadar okumuştuk herhalde. Ne kadar mertebeler var? Mahiyeti insaniyedeki istidatta dahi. İstidat. Ondan daha ziyade meratip var. İstidadı anlatayım, kabiliyeti anlatayım size kısaca. Herkes alim olma, vakıf olma, doktor olma, mühendis olma, baba olma, anne olma istidadındadır. Her şey ne aklına giriyorsa. İstidat cihetiyle kadın erkek fark etmiyor. Şöyle diyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın davranışları kabiliyeti değildir, istidadındandır. Yani fıtratının dışa vuruşudur. Beşeriyetinin dışa vuruşu olsaydı kadınlar taklit edemezdi. Caiz de olmazdı. Erkeğin davranışı kadına sünnet olur mu? Peki nedir o? Peygamber aleyhissalatü vesselamın kadına da erkeğe sünnet olması davranışı fıtratın iktizasıdır. Beşeriyetinin değil. Şimdi istidat nedir? Olması ne var Allah'ın dışında yaratılmış? Arş, kürs, cennet, cehennem, domuz, kedi, köpek, sığır, kadın, erkek, Cebrail, Mikail, İsrafil, Arzay, ne varsa hepsinin yazılımıdır. Alim, cahil, kabiliyet nedir? Onu dışa vurduğumuz, yani mazar olduğumuz. İstidat bil kuvvedir, ağacın çekirdeği gibidir. Kabiliyet olan ağaç. Daha şöyle misal benim daha iyi anlaşılır. Heves etmiştim, hep misal veriyorum. Kırıkan'dayken olan böyle bir nar. Bugün yedik değil mi? Böyle mübalağa ettim biraz. Yarım kilo kadar, bu kadar vardır değil mi? Yarım kilo var. Yani böyle. Böyle var ya. Şimdi ben bunu heves ettim. Fidanı aldım, Rize'ye götürdüm. Ağaç. Onun kadı olmadıysa da oldu. Ceviz kadı olmadı. Rize'deki ağaç kabiliyettir. Kırıkan'daki kendisi istidattır. Onu etkileyen dış etkenler, ısı, ışık, coğrafya, nem, güneşin açısı vesaire hep etkili. Yani Allah yazılımı yaptı, ona istidat, bil kuvve. Biz ne kadar ona mazhar olursak, aktif edersek o kabiliyet olur. Bizim limonlar burada büyümemişti. Limonlar burada büyümemişti. Evet, limon büyümedi. Biliyor musunuz götürdüğüm sene 6 tane limon verdi Rize'de. Burada işte hepsi. Götürdüğüm sene 6 tane verdi. Ya. Bakayım burada. Birisi bir şey yazmış. Bir de Hazreti Adem tövbe ederken Efendimiz hürmetine diye tövbe ediyor. Buradan da Peygamberimiz Rabbimiz de aramıza dikildiğine aferin. Dayanabiliriz dediğiniz gibi merhamet. Evet. Adem Aleyhisselam'a sormuş hadiste. Evet. Sen diyor Muhammed hürmetine beni affet dedin diyor. Sen Muhammed'i nereden biliyordun diyor. Çünkü cennetin şeyin diyor, üstünde diyor kapısında, kapısız kapısında La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazıyordu. Senin kendi isminin karşısına koyduğuna göre diyor, bu diyor senin nazarında. Çünkü Ebul Beşer şeydir, Adem Aleyhisselam. Ebul Ruh Muhammed Aleyhisselam. Ruhların babası, aslı Muhammed Aleyhisselam. Beşeriyetin aslı Adem Aleyhisselam. Ebul Beşer, Ebul Ruh derdi. Doğru. Tamam. Güzel bir kamiyet Allah. Hangisi? Adem Aleyhisselam onu vesile ederek affedildi. Aferin. Güzel. Onun için heyecanım. Hoşuma gitti. Aferin. Bir de diyor Hazreti Adem Aleyhisselam tövbe ederken Efendimiz hürmetine demiş. Evet. Acayip. İki salavat arasındaki şey. Evet. Aferin. İyi yakalamış. Atı Allah. İki salavat arasına. Allah'ım salavat getiriyorsun. Salavat getiriyorsun. Ortaya duayı koyuyorsun yani.
Dua kaldırırken ki lafın dua paket oldu abi. Ama Allah hep veriyor biliyor musun? Paket oldu. Evet. Açık olsa dökülür. Dökülür he. Paket. Mesela dua ettiğimiz zaman ilk önce tövbeyle, istiğfarla temizlenmeli, sonra salavat getirmeli. Söyleyeceğini söylüyorsun. Sonra tekrar salavat getiriyorsun. İki makbul salavat makbuldur. İki makbul dua arasında Allah da kabul ediyor. Ben bu kanunu nerede kullanıyorum biliyor musun Resul? Salavat salavat. İçine ne koyarsa kabul ediyor. Hikmeti güzel diyorsun. Makbul ya. Ben ahirette Nurcu abileri koyuyorum. Bu taraf. Burada da Nurcu abiler beni kabire koyuyor. Ortada bir ben ve Nükel Mekil var. İki Nur cemaati arasında Nükel Mekil var. Bir şey yapamazlar. Makbul oluyorsun ya. Seni toprağa sokan abiler. Evet. Kardeşler seni beni sokacak. Orada karşılayacak abiler, dershaneye götürecekler. Havalimanında indiği zaman bir kardeşi alıp da dershaneye getiriyorlar ya. Aynı kan. Evet. İşte salavat salavat ortaya koy beşeriyet. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar onu okuduk. Ziyade meratip vardır. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı. Anladık mı? İstidat yazılımdır. Kabiliyet çıktığıdır. İstidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Bir muamele iktiza eder. Hareket de saatin zembereği gibi. Nasıl aktif olacak? Bir haber, mesela kitleler çalışıyorum. Bir haber geliyor, tamam. Ya duman, dünya mı alt üst ediyor ya? Evet. Sarsıyor adamı ya. Hadi bir şey. Adam oynuyor, düğünde diyelim abi. Biz geliyor, o işte baban vefat ediyor veya işte kardeşim vefat ediyor. Aa öyle oldu işte. Sistem bir çöküyor. Sistem çöküyor. Acayip bir şey ya. Yani böyle baktığınız zaman garip dünyanın garip çocuklarıyız ya. Ama beşeriyet iktizası ile böyle buradayız. Niçin buradayız? Beşeriyetimiz de buradayız. Yiyoruz dersen şu bütün uçlar böyle baksın. Ama insan olma itibariyle ötelerdeyiz şu anda. Dört mertebe ya. Bak bunu unutmayın. Sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti. Beşer. Diş kabuğumuz. İçeriye gir Barış. Beşeriyet. Gir içeriye. İnsaniyet. Gir içeriye. Fransa, Freyle başlayan ne şehir var bizde? Fatsa var. Yani fıtrat. Heyle ne şey var? Hata. Bak, hilkat, beşeriyet, insaniyet, fıtrat, hilkat. 22. mektubun başı, 222. Hilkatin en büyük gayesi, fıtratın en ince neticesi iman billah. Sonra insaniyetin ve beşeriyetin en âli şeyi diyor vesaire. Nasıl izliyor ya? Acayip oluyor ha insanın iç alemi. Tabii ya şapması aktif ediyor içi. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzir şeylerin vücudu ile olur. Yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüzi gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Kendan. Bu abi, buraya geçmeden yani bu ikinci Leman'ın hatimesi var. İnsanı çok güzel şey yapıyor abi ya. Ne diyor, okur musun abi? Ama sesli yap ki ben. Bak, Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir aç, nihayetsiz bir fark derecelemiştir. Hem hadsiz nukuşu esmasını göstermek için. Allah Allah. İnsanı öyle bir surette hak etmiş ki hadsiz cihetlerle elimler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzet alabilir, lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Allah Allah.
O makineyi insaniyede yüzer alet var. Her birinin eleme ayrı, lezzete ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye bir aleme asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair müheyyic, muharrik arızalar ile o makinenin diğer çahralarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyeti insaniyede münderiç olan aiz ve zaaf-ı fark madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil, belki her bir azanın lisanıyla bir iltica, bir istindat vaziyeti verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazammum eden müteharrik bir kalem olur. Sahife-i hayatında veyahut levh-i misalide mukadderat-ı hayatını yazar, esma-i ilahiye bir ilanname yapar ve bir kaside-i manzume-i subhaniye hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder. Toparlarsam 13. sayfaydı. İbrahim, haya, edep, aşk, sevk, şevk, vefa, ne hatırına geliyor? His, heves, duygu, latife, fikir. Fikir var ya, düşünme, haya. Her ne ki geliyorsanız, burada söyledi. Hepsi müstakil, vücudu var, aklı var, şuuru var, hayatı var. Evet, hepsi eleme ayrı, lezzet ayrı. Eleme ayrı, şey ufku da ayrı. Ne yapmış Cenab-ı Hak? Nihayetsiz adamları, Hasan. Nihayetsiz Hasanları, minnacık Hasanları. Tahin pekmez karıştırır gibi karıştırdı. Ondan sonra vakumladı, sıkıştırdı, buraya koydu, bu benim. Hepsi müstakildir. Onun için cehenneme gitti. Bu tarafı yanmayacak. Bu tarafı yanacak ama bu kadar yanacak. Yani bir daha. İçimizde olan var ya sistem. Biz büyük bir, ben küçük Hasanlarla büyük Hasan'ım. Toplamının, küçük Hasanların toplamıyla büyük Hasan. Bunu hüve nüktesinde söylüyor. Küçük hüvelerle büyük hüve. Şu hava büyük hüve. Hu de hu. Ama her bir zerre hu'dur. Öyle mi? Şöyle biyolojik iş yapayım. Her bir hücrede de DNA var mı? Ben var mıyım? Var. Bütün o her bir 200 trilyona aşkın hücrede ben varım. O benleri topla. Büyük bir ben. Aynı her bir DNA ile toplamıyla bir tane ben olmuşum. Bu kadın şahsiyetleri görüyor musun? Tırnağımda da var, gözümde. Aynen bu örnek gibi içimizdeki, kafamızdaki bilgi, malumat, düşünceler, fikirler, tefekkürler, zanlar vesaire. Akıldaki fikir, vicdandaki his, kalpteki duygu, ruhtaki latifeler ve sistemi ad edince tek tek küçük Hasanlar var. Hepsi ayrı elemi var, ayrı lezzeti var. Varsa ayrı aklı var, ayrı bir hayatı var. Vefa ile muhabbet, şefkat aynı değil. Onlar canlıdır, ruhludur. İfrat ve tefriti vardır. Her bir duygu, her bir fikir canlıdır ve ruhludur. Biz onların cemiyiz. Hulasasıyız. Ey diyor küçük şeylerin toplamıyla büyük insan. Hücre-i kübra diyor. Kalı mesleği de geçiyor 32. sınıfı. Ey hücre-i, küçük hücrelerin toplamıyla büyük hücre-i kübra insan. İnsan, kainat, şeceri, hilkatin hulasayı ya. Şöyle baktığına bakma. Allah Allah. Dur şurayı da göstereyim de ondan sonra şey yapayım.
Biliyoruz. Burası da değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tez'umu enneke cilmun sagirun ve fî kenta vel âlemul ekber. İmam Ali söylüyor radıyallahu anh. Sayfa 187. İşaretleyeceğiz. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyük. Evet. Abi şimdi abi bu belki zerreden şemse kadar dereceleri var dedi abi. Bu mesela bütün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar mesela milyonlarca insan geldi. Bunların hani her biri ayrı bir derece. Hani fert isminde ayrı bir derece. Ayrı bir insan ayrıdır. Hepsi ayrı. Hepsinin derecesi. En başta Peygamber Efendimiz varsa ondan sonra kim gelir abi? Yani kıyas edersek miydi? Evet abi. Yani ta mesela şimdi Peygamber Efendimiz tam nurani abi. Hani hem işte... Yani şöyle düşün. Bir peygamber diyorsun. 27. sözde. Müddet hayatında kazandığı kemalatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir ayetten alıyor diyor. Evet. Tamam. 24. söz değil mi? Evet. Şimdi kısacası, şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kimdir diye bu böyle taassup yapmayacaksın. Usul bakımından şöyle geçer. Ulul Azm peygamberleri gelir. Hazreti Adem mi oluyor acaba? Ulul Azm peygamberleri. Ulul Azm peygamberleri kim? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim. Hazreti Musa. Hazreti Musa. Hazreti İsa. Hazreti İsa. Başka? Hazreti Nuh ve Adem Aleyhisselam. Evet. Nuh ve Adem Aleyhisselam. Peki kitap geldi bir peygamber olduğu halde Ulul Azm peygamberi değil. Kim o? Hazreti Davud. Davud. Onlar. Ama acayip ya. Buradan oraya kadar dedim. Meraltı var. Biz acaba neredeyiz? Şimdi hurmanın zerresinden tepesine kadar değil mi? Acaba neredeyiz değil mi İbrahim? Ama en azından fark ediyoruz, bak bunu dili getiriyoruz. Bir araya bu saatte toplanmışız İstanbul'da. Her türlü melaneti yapacak. Kaç yaşındasın? 23. Her şeyi yapabilecek iken hiçbir şey yapmayıp buradasın. İşte Allah bu ikrammış işte. Neredesin? Buradasın işte. Allah'ın ihsanındasın. İnayet. He? İnayet. Sen kaç yaşındasın? 21. Barış sen? 21. Ama en şey Mehmet Ali ile ben. Mehmet Ali kaç yaşınız? 55'e doğru gidiyor. 55. Sen nesin? 36. Maş. Hafızlar zaten peş peşe. 23 mü? 25. Maşallah. Ama o kafada koca Kur'an var ya. Hep derim. Vay be. Şükrü ediyorsun değil mi Abdülmelik? O kafada Kur'an var. Böylelikle bir teneffüs ettirdim. Tamam, hadi bakalım. O muameledeki, ben o muamelede terakki zembereyi hareketi mücadele ile olur. Mücadele ise şeytanların ve muzil şeylerin vücudu ile olur. Yoksa, yani şeytanı kaldırsan, kemalat insanı olmaz. Ne olur biliyor musunuz? Ben düşündüm de böyle. Yani bizi tahrik edecek olay olmasın. Her şey olması gereken tek bir şey olur. Hiç değişmez. Her şey sabit. Anne baba olmaz. Çocuk anne babaya bakma denen bir şey olmaz. Her şey ne olması gerekiyor? 30 yaşında, 20 yaşında. Anne baba mefhumu olmaz. Dün, bugün olmaz. Yarın olmaz. İyi kötü olmaz. Karanlık, aydınlık olmaz. Hak, batıl olmaz. Dünya ve cennet olmaz. Hiçbir şey olmaz. Her şey donmuştur. Ana baba olmaz. Dünyaya gelir misin? Ana baba yok olmak. Hani birinci derste misal vermiştim ya, havuz misali.
Onun gibi donuk olur. Anne baba olmaz, dün bugün erin olmaz, iman küfür olmaz, hak batıl olmaz, şirk olmaz, tevhid olmaz, iman olmaz, küfür olmaz. Farz olmaz, haram olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne olur? Her şey donmuş gibi. Mesela bardağa göre masa nedir? Mouse'a göre nedir? Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Herkesin düşmanımız bize neye sebep oluyor? Nasıl? Düşmanımız nerede sebep oluyor? Ya mesela Allah aşkına. Resul bu sensin, bu da benim. Nedir peki bu? Bardak mouse. Ya alaka var mı hiç? Her şey olması gereken bir şeydir. İşte şeytanı ortadan kaldırırsanız bu budur. Ama iman olmaz, küfür olmaz. Farz olmaz, haram olmaz. Dünya olmaz, ahiret olmaz. Hak olmaz, batıl olmaz. Doğru ve yanlış olmaz. Aydınlık ve karanlık olmaz. Olması gereken tek şey olur. Anne baba olmaz, hiçbir şey olmaz. Yani bu neticeleri şeytanın yapıldığını hiç bilmeyen birine böyle bunlar olacak. Bunu neyle yapabiliriz? Hani sorsak yani anne baba olacak dün, bugün, dünya ve ahiret, insanların mertebeleri, kadın, erkek, zalim, gaddar, vefalı adam gibi adam falan. Bunlar olmasını istiyoruz kardeşim. Bana bir sebep göster. Bu sistemi aktif edecek bir şey söyle. Ne bulabilirdi? Kimsenin aklına gelmez şeytan. Şeytan kimsenin aklına gelmez. Adama acıyorum ya. Büyük iş yapıyor. Bilse bunların netice olduğunu hiç terk eder. Girmez ya. İman eder. Ben bir ara bir şey oldu biliyor musun? Bunu merak ettim. Ben psikoloji yapıyordum ya. Psikoloji meşguldum böyle. Ciddi ihtiyaçtan dolayı. Çok ciddi ihtiyacım vardı. O hapis öncesi var ya işte. 98'den beri bu psikoloji ihtiyacım vardı. Sonra dedim ki, ulan dedim bu kadar sıkıntılar, hücumlar, şunlar, bunlar oluyor. Ben dayanamıyorum. Daha camiyim. Bu melun şeytan her gün lanet yiyor. Her gün küfür yiyor. Bu nasıl bir psikolojisi var dedim. Ucunun aklı var. Zeka, hayatı var. Vücudu var. Allah'a muhatap olduğuna göre reddetme özelliği var. İrade hepsi var. Yani benim gibi bir şey yani. İbadet ediyordu. Ya bu adam nasıl dayanıyor dedim ya. Ondan sonra böyle ders çalışırken uyku gibi bastı. Hiç unutmuyor böyle. Bir rüya gibi işi görüyorum. Kendisi yok ama adam. Diyor ki pis pis böyle. Benim psikolojimi merak ediyorsun. Acayipime gitti. Ama birisi ya böyle. Böyle şey gibi yani. Sületini şey yapmak istemiyorum. Böyle bir kafa düşün ama bastır buradan hamur gibi olsa böyle. Kafa böyle ya. Böyle bir melun yani iblis gibi. İblis gözüküyor ya. Şey, iblis yani cinlerin şeyi. Cinlerin kafiri. Kur'an'da geçiyor. Sonra devam etti. Ne dedi biliyor musun? O kadar hoşuma gitti ki. Hep kullanıyor. Sen diyor, benim dünyamdan bana cevap veriyor. Kur'an, inandığın Kur'an'da Rabbin sana dese ki sen sonsuz cehennemliksin. Allah'ın kararı değişmez diyor. Sen diyor Kur'an'da cehennemlik olduğunu, peygamberin hadislerinde cehennemlik olduğunu, bütün her şeyin lanetini üzerine alsam senin psikolojin nasıl olurdu dedi bana. Mesela İbrahim düşün. Allah'ın bu kadim Allah'tan ümitliyiz. Ümidini kesen kafirdir zaten. Ustadımız var, imanımız var. Var da var Allah Resulü de. Her şey var. Allah'ın rahmeti var her şeyden. Gene bu kadar sıkıntıdan, acabadan ödümüz patlıyor. Adam garanti bu. Allah ayetinde, hadis-i şeriflerde, lanetler hep onun üzerine. Onun psikolojisi nasıl olur? Dedi ki, ha ben öyle bir psikoloji altındayım dedi. Benim psikolojim böyle dedi. Tutunacak hiçbir şey yok abi. Ona. Ya tutunacak bir şey başka bir şey anlatıyorum ya. Bak Allah dese ki sen cehennemliksin ayette değişmez. Peygamber de öyle. Bütün ehli hak laneti de sana geliyor. Onun psikolojisi nasıl olur? Hayal edemezsin. Ben öyleyim dedi. Adam ciddi iş yapıyor. Oturun ses yapmayın. İki Ömer'den bir tane Ömer. Hatta bu Ömer, bir de Amr'ın Şam.
Ömer İlişam, Hattab'ın Ömer. İkisi de Ömer ama Ebu Cehil o. Unvanı Ebu Cehil. Ebu Cehil, Ömer İlişam. Hattab'ın Ömer, bizim Ömer. İkisi de Ömer. İkisinden birisi. Allah Resulü seçmedi. Bu olsun dedi mi? 19. mektupta. Dedi mi? Yok. Demedi. Ya Rabbi iki Ömer'den bir tanesi. Eşit. Ama sonuç sonsuz. Görüyor musun? Eşit. Ya Rabbi iki Ömer'den bir tane Ömer'le bu İslamiyet'i aziz et dedi. Hattab'ın Ömer'i seçti Allah. Ama demedi ki ya Rabbi Hattab'ın Ömer'i bana ver. Demek ikisi de eşit. Eşit olduğu için isim söylemedi. Sen isim kullanmadın. Yani acayip bir şey ya. Niçin ben bunu söyledim? Ya şükret ya, bir meziyetin yok burada oluşun. Bir meziyetin yok buna muhatap oluşun. Bir meziyetin yok bu derste oluşun. Ha orada otur, ha burada otur, ha dinle. Ne olursan ol. Risale-i Nur talebesi olmak bir meziyetimiz yoktu ki. Nedir peki? Mahsı inayet. Rahmet, ikram, ihsan, ne dersin de. Çıldırıyoruz insan. Ya ben nur talebesi olmasam, böyle bir şey, vasfım olmasa, aman yarabbim. Niçin? Allah'ın inayeti, ihsanı, lütfu ve keremi. Hep duamda derim. Ya Rab, inayetin, ihsanı, lütfun, kereminle. Bize ihsan etmiş olduğun bu durusu Kur'aniyi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma. Beşeriyetimizin iktizasıyla yapıyoruz. Bu şeye geçelim mi ki abi? Çendan'ın cevabı. Geçelim. Çendan, şeytan, şeytan yüzünden eksen insanlar dalalete giderler. Fakat emniyet ve kıymet ekseriyette keyfete bakar, kıymete az bakar veya bakmaz. Görüyor musun? Ne demek bu? Anlamadım. Yani nasıl ki 1010 çekirdeği bulunan bir zat. 1010. Yani 1000 tane bir çekirdeğin olsa, bir de 10 tane çekirdeğin olsa bulunan bir zat. O çekirdekleri toprak altında bir muameleyi kimyeviye mazar etse, ondan 10 tanesi ağaç olmuş, 1000'i bozulmuş. Bak, 1000 tanesini, 1010 taneyi gömdük. 1000'i bozuldu. 10 tanesi ağaç olsa, o 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette 1000 bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle değil mi abi? Mesela bilimin söylediğini söylüyorum. İlmin değil, bilim. Şu anda yerin altında 120 milyar insan var. 120 milyar. Onları söyledim. Şu anda yaşayan 8 milyar insan var. Bunları bir kefeye koy. 5'te 4'ü iman etmiş. İman etmemiş. Öyle mi abi? 5'te 4'ü iman etmiş. Kefeye koy. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir tarafa koy. Veya bu 5'te 4'ünü koy kefeye. Öteki tarafta Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Geylani ve Düzame Gazali'yi koy. İmam-ı Rabbani'yi koy. Olur mu olmaz? Niçin olmaz? Bak söyleyeyim size. Belediye çöp arabası var ya, böyle sıkıştırıyor ya çeşitli çeşitli şeyleri, pislikleri. Öyle bir piston düşün. Bak şimdi, niçin olmaz anlatayım. Mesela 120 milyar insanı koy, buraya bir Geylani koy. Ucum edecekler bu sözümden ya. Niçin olmaz? Şimdi söylüyorum. 200 milyon kör insanı bir sıkıştırın. Pistonla. 200 milyon insan, kör insan. Sıkıştırırsanız göz olur mu? 200 milyon sağır insanı bir araya sıkıştırırsanız kulak olur mu? 200 milyon ölü insanları, cesetleri sıkıştırırsanız hayat olur mu? 200 milyon kafiri sıkıştırırsanız iman olmaz. İman olmaz. 200 milyon milyar insanı sıkıştırarak kafiri iman olur mu? 200 milyon insanı bir araya getirerek körse, göz olmadığı gibi kafirde de iman olmaz. Onun için
adetin, kemiyetin hiçbir değeri yok. Yani alimler ne diyor biliyor musun bu zamana? Kayıp asır deniliyor. İnsanlık gelmediği kabul ediliyor. Yaşamış ne olacak? Ne işe yarıyor diyor Risale'de? Dünyanın imareti için. Okuyorum bir daha. O 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette 1000 bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı içe indirir. Öyle de nefs ve şeytanlara karşı mücahede ile yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren ve tembir eden 10 insan-ı kamil yüzünden 10 neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli dalaletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye, rahmet, hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Ne aklıma geldi biliyor musun? 10.000 tane kafiri koysam bir gazali tartarım. Çünkü 10.000 tane insan bir araya gelmiş iman edememiş. Bir avam bir mümine denk değil. Yani bir sokaktaki bir Müslümana denk değil. O zaman abi bazen piyasada karşısında kullanıyorlar ya mesela kafirler için işte Müslümanlardan da adam falan bu tabir yanlış oluyor. Tabii, mesela bak niye biliyor musun? İlmi izahını yapıyorum. İnsanın yapı itibariyle, sistem itibariyle soğan kabuğu gibi en dışından söylüyorum. Beşeriyet, insaniyet, fıtrat, hilkat. Beşeriyette kalmış bunlar hiçbirisi yok. Adam sırf bedensel yaşıyor o kadar. Yani mide ve uşkurluk başka bir şey yok. Bu insan değil, beşerdir. Bu Üstad abi hani külliyatta şöyle bir tabir kullanıyor ya. Mümini diyor, her bir vasfı mümin değil diyor. Kafirinde her bir vasfı kafir değil. Yani piyasadaki insan bu kıyası yapamadıklarından dolayı hemen Müslümanla kafiri kıyaslıyor. Kafir dahi böyle yapmıyor, bu niye böyle yapıyor? Yani Müslümanız ya, her şeyimiz İslamiyet'in iktizası olması gerekirken olmuyor. Çünkü niye? Dördü bir anda yaşayabiliyoruz. Bazen beşeriyet, bazen insan, bazen fıtratımızı, bazen de hılkatımızı yaşıyoruz. Usta şöyle diyor. İnsan mesela insanda ne var? Camidat tarafı var. Nebat tarafı var. Hayvaniyetimiz var. Melekiyetimiz var. Değil mi? Melek. Şimdi biz bu tırt 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 devamlı oynuyoruz. Yani elektrik düşerek çıkınca nasıl ki sistem böyle tırt tırt yapıyor, ayarlıyor. Bazen camidat, bazen zihayat mı oluyor? Hayvanat. Yani bazen hayvanlığımız tutuyor. Bazen de melekliğimiz. İşte o kafirde veya iman etmemişte olan o güzel sıfat da gene Müslüman'da olması gerekirken ve dinlerden kaynaklanan bir özelliktir. Onun için her sıfatı İslamiyet'ten olması iktiza ederken ama her Müslüman'ın her sıfatı İslam değil. Olmadığı gibi her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Şimdi burada duracağız ama şimdi biraz önce bir misal verdik. Onu da tekrar edip keseyim. Şimdi Allah dese ki iman yok, küfür yok. Yani iman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış, düğün, bugün, evlat, baba, dünya, ahiret, Allah, halik, mahluk, hiçbir şey yok. Hepsi donuk. Bu sistemi, donuk sistemi hareketlendirmek için ne lazım? Ne yaparsın? Kimsenin hatırına şeytan gelmez. Evet abi. Gelmez. Böyle bir sistemin adıdır. Ama dışarıda adı şeytandır. İçeridekinin adı, bizim adımız böyle bir sistemin zembereğidir. Abi kamiyetiyle şurada bir yer var da işaret. Neresi? İşaret edeceğiz. Kaç? 164'ün sonu abi. Tamam. Yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvi neması ancak mücahede ve içtihatla olur diyor. Evet. Evet sağ el daima çalıştığı için
sol elden daha kuvvetlidir. Bir hükümet mücadele ettikçe cesareti artar, terk ettiği zaman cesaret azalır. Bin netice cesaretle hükümet de söner, mahvolur. Peki de her şeyin, her işin tekamülü zıtların mukabele, rekabet etmeleriyle olur. Evet. Mesela hidayetin tekamülüne dalalet yardım ettiği gibi imanın tekamülüne de küfür yardım eder. Evet. Bak yukarıda ne diyor biliyor musun yukarıda? Ben aslında çalıştım buna da onun için getirdim. Şurada o karşıtlarını yazdım, karşıtlarını. Öyle gir ama zaman olmaz diye de yazacaktım ama. Şu, ruhun telakkisini aşılayan şeriatlarmış. Vicdanın tekamülüne vücut ve teklifmiş. Aklın inkişafına hayat veren peygamberlerin varlığıdır. Fikrin terakkisine farklı farklı düşünme imkanını veren, ilham eden dinlerdir. Yukarıdan aşağı inelim. Ruhun terakkisi, vicdanın tekamülü, aklın inkişafı, fikrin terakkisi. Hep de dört. Ruh, vicdan, aklın ve fikir. Şeriatlardır, ruhu terakki veren. Tekliftir, vicdanın tekemmülüne. Peygamberlerin gelmesi, aklın inkişafına. Çünkü peygambersiz dalalet. Gayril mağdubi aleyhim velallallin, dalin. Dalin, rehbetsizlikten akıl böyle duman oluyor. Fikrin tekamülüne de dinlerdir. İlham eden dinlerdir. İşareteceğiz. Oh. Peki burada dur. Arkası da var abi. Bir cümlede onun arkası var ya. Bir cümle mi var? Var. Onu da okuyayım. Bundan kurtulmanın şeyini söyleyeyim. Ey liman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Zırh. Duralım dur. Zırh. Tabanca geçmesin diye. Zırhımız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Siperiniz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyesidir. Tamam. Bir de şeytan var derken neden çoğul kullanıyor abi? Herkesin şeytanı farklı. Şeytan tek değil. Ürüyor. Biraz bir şey yapayım mı? Affedersin. Çok özür dilerim. Şeytanın dişi serkesi yok. Cinlerin var. Dinlerin ve mahalaktul cinni vel insa illa lehu. Şeytan cin tayfesinde. Bu böyle teke dönmüş. Onu anlatayım sana. Onun evindendir ama o değil yani. Cinlerin ve mahalaktul cinni vel insa illa lehu. Biz cinleri ve bana şeytanları, insanları ve cinleri bana ibadet etsin diye yarattın. Cinlerin Müslümanı var. Şeytanın Müslümanı yok. Cinlerin kadını var, erkeği var. Şeytanı yok. Şeytan nasıl ürüyor? Özür diliyorum, affedersiniz. Çift cinsiyetlidir. İki organ da var, kendisini döller. Onun için eşcinsellik, bunda lanetlenmiş olan şeytandan olduğu için o da lanetlenmiş. Anladın mı? Eşcinsellik oradan oluyor. Peki insanın fıtratında var mı, yaratılışında? Aslı yazılımda kadın, erkek, dün, bugün, yarın her şey var. Kadın olmak, erkek olmak, elektrik. Buzdolabı mıdır? Elektrik ocağı mıdır? Katil midir? Güç müdür? İnşaatta yük kaldırır, fırında ekmek pişirir, buzdolabında soğutur, klimada elektrik ocağında ısıtır. Görmediğime inanmam diyene tutturursun, gebertir. Nedir peki elektrik? Ruh da böyle. Ruh da böyle. Her şeydir. Peki ne oldu? Bu kalıba girdiği zaman ben bunu 3,5 yaşına kadar cinsiyetimi ve eşyanı canlı ve cansızını bilemez hiçbir çocuk. 3,5-3 yaşına kadar. Onun için çocuk, mesela erkek çocuğu arabasını niye kırar? Çağırdım, niye gelmiyorsun? Canlı zanneder. Bebek mesela uyutur, insan zanneder. Canlı zanneder. Dişilik, erkekliği bilemez, canlı cansız bilemez. Tamam? Şimdi ruh ne yaptı? Bu bedende bulundu. İstidat, kabiliyet oldu. Gelişti. Onun için Allah Resulü diyor ya aleyhissalatü vesselam. Erkek çocuklarınıza
erkek işleri, kız çocuklarınıza kız. Yani o işleri verin ki öteki taraf inkişaf etmesin. Küçük çocuklarınızı hayalleri büyükler gibi diyor. Mesela erkek çocuğuna kız hevesinden dolayı saçları uzatmak, zincirler takmak, bilmem ne yapmak kız gibi var ya böyle bazen kişiler getiriyor. Arkadan ne kadar ikaz etti mi bir bilseniz. Bak çoktan beri getirmiyor. Aslında getirdim demedim. Annesine söyle saçlarını öyle taramasın. Öyle zincirler takmasın. O zincirler takmak Allah Resulü'nün hadisidir. Cehennem zebanilerine demir takılacak. Benzemeyin diyor. Kolla bileklerine demirler takılacak diyor. Asma çocuğa böyle bir şeyler. Lan kadın gibi muamele etme buna ya. Oldu kadın gibi yürüyor çocuk. Lan adam gibi davran, lan erkek gibi davran. Ne yapıyorsun ya dedim. Hayır oğlum kızım. Ya bırak kardeşim ya böyle şey olmaz ya. Ha, işte niçin bu kadar anlattım? İnsanın fıtratında ruhu ne dişidir ne erkektir. Ne kafirdir ne Müslümandır. Ne bugündür ne yarındır. Ne dünyadır ne ahirettir. Elektrik. Dişi midir erkek midir? Dün müdür bugün müdür? Var mıdır yok mudur? Vücudu ağırlığı hacmi kütlesi var mı? Yok. Nedir? Her şeydir. Ama elektriğe ocağa gelirse sıcaktır, buzdolabına soğuktur, klimada soğuktur, inşaatta cenaz kaldır, fırında ekmek pişirir. Gafile katildir. İşte şeytan iblisten iman etmediği için Allah lanet demiş. Lanetin adı da çift cinsiyetliye, kendisinden kendisine döner. Onun için çift cinsiyetlilik şeytan olduğu için Şeytan musallat olmuş değil. Şeytan, ruhu şeytan oluyormuş. Çift cinsiyet olabilmesi için ruhu şeytan olması gerekiyor. Başka olamaz. Ondan lanet denmiş. Ha, demek ki Lemar'da geçiyor ya, bu ruh habis, ervah habisinin ölmesi diyor, şeytan halk ediyor diyor. Evet. Yani bir batıl mezhep diyor, bir batıl mezhep hükmetmiş ki, kafir öldüğü zaman diyor, ondan bir şeytan halk ediliyor. Ki cinlerin kafir kısmına Allah ceza olarak böyle çift cinsiyetlilik veriyor. Neye benziyor? Beni İsrail kavminin bir kavmini nasıl Allah domuz ilan yaptığı gibi yapmış. Evet hayvandan insan olmamıştır ama insandan hayvan olmuştur Kur'an'da. Kur'an'da söylüyor. Onlara biz domuz olun dedik, yılan olun dedik. Başka ne diyor? Akrep olun diyor. Maymun da var. Maymun da var. Ha. O zaman diyor ki insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden erva habise ve mevadi şerire. 246 sözlerde. İşte insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden bu fıtrattır. Onlardır. Burada kesiyorum. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Allah'ım. Sorusu olan var mı? Bir bakayım.